mensuplarımız, çok değerli dava arkadaşlarım. Öncelikle aramızda bulunan çok değerli misafirimizi hoş geldin demek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili adayı Timur Özdemir Bey desteklenmiş. Çok teşekkür ediyorum kendine, hoş geldiniz. Hepimizin yakından tanıdığı emekli jandarma kurmay albayımız Hanifi Yıldırım Bey katıldılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Değerli arkadaşlar, biraz sonra basın açıklamamızda da belirteceğimiz gibi Mudanya'da bir sağlık skandalı yaşandı geçtiğimiz birkaç gün içinde. Fakat biz bunu bir ay önce tespit ettik. Böyle bir tehlike geliyor. Bir sıkıntı yaşanıyor Mudanya'da, yetersiz kalıyorsunuz diye uyardık. Uyarılarımıza rağmen bu yaşandı. Çok değerli basın mensuplarımız, biz uyarmıştık. Mudanya Devlet Hastanemizde geçtiğimiz gün yaşanan, hepimizi üzüntü veren, insanlık öldü mü dedirten bir hadiseyle karşılaştık. Bir hastanın hastanenin bir servisinde bekleme salonunda fenalık geçirip düşmesiyle uzun süre hiçbir müdahalenin yapılamamış olması insana verilen değerin ölçüsünü ortaya koymaktadır. Bir ay önce Mudanya Devlet Hastanemizde hastalarımızın tedavi için gittikleri ancak doktor ve personel eksikliğinden saatlerce beklemek zorunda kalarak ya da çevre hastanelere zor şartlarda gitmek zorunda kalarak mağdur edildiklerini bizzat yerinde görüp inceleme yaptık. Bu sorunu Mudanya basın mensupları aracılığıyla paylaşarak ilgili makamları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettik. Uyardık. Mudanya Devlet Hastanemizde gelecek günlerde daha büyük sıkıntıların yaşanabileceğini belirttik. Gerekli önlemlerin alınmadığını, personel ve kadro takviyesi yapılmadığını 3 gün önce yaşanan sağlık skandalıyla görmüş olduk. Bugün yine uyarıyoruz. Mudanya Devlet Hastanesi'ni Mudanyalılara yaraşır şekilde kadrolarını kurun. Hastalarımızı hastane kapısında kaybetmeden gerekli önlemlerinizi alın. Çok büyük maliyetle yapılan hastanemizin tam anlamıyla ulaşımına çözüm bulunamamıştır. Sağlık hizmeti almak için hastaların saatlerce beklemesi gerekmektedir. Eczacıların en çok sattığı ilaçlar listesinde ağrı kesiciler yer almaktadır. Hastalarımız hastaneye gidip o çileyi yaşamaktansa ağrı kesicilerle ağrısını dindirmeye çalışmaktadır. Eski hastane harabe olarak mı kalacak dedik. Boşaltılan çürük raporlu Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi'nin akıbetinin ne olacağı belli değildir. Hastane kaderine terk edilmiş durumdadır. Mesai saati sonrasında ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlarımız için Mudanya içerisinde acil servis hizmet birimi kurulamaz mı? Eski hastane atıl duruma bırakılmışsa binanın yıkılarak vatandaşın kullanımına en uygun şekilde hizmete açılması gerekmiyor mu? Her türlü gereksiz harcamaya bütçe ayırırken Mudanyalı'nın huzurunu ve sağlığını bozan sorunlara küçük maliyetlerle çözüm bulamıyor musunuz diye de gerekli, ilgili, sorumlu kişilere de sizlerin aracıyla soruyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir açıklama yapmak istiyorum. Yeni başhekimimiz Cumhur Kaya Bey Orhan Gazi'den Mudanya Devlet Hastanesi başhekimi olarak atanmıştır. Kendilerinin Orhan Gazi'de çok güzel işler yaptıklarını, görev yapmış olduğu hastaneyi dizayn ettiğini, düzenlediğini söyledi arkadaşlarımız. Orhan Gazi'deki arkadaşlarımız söyledi bunları. Kendileriyle görüştük bugün. Bu yaşanan sağlık skandalında hastane personelinin, yöneticileri, personelin bir zafiyeti olmadığını düşünüyoruz. Burada kadro yetersizliğinin yaşandığını, personel yetersizliğinin yaşandığını düşünüyoruz. Daha önce de bir ay önce de uyardığımız gibi bundan sonra da yine gözümüz üzerlerinde olacak. Mudanyalı'nın hak ettiği sağlık hizmetini alabilmesi için de bunun takipçileri olacağız. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da alabilirim. Thank you.
benim anladığım kadarıyla uzman hekimler çok da olur. Ben belki başhekimim çok değerli bir insandı bana göre. Bir sebebi de bu. Evet. Bu hastaneye bir takım insanlar, bir takım eksiklikleri kazandıramadığı için tekrar doktorluk hayatına döndü. Yani bu anlatarsınız. Çok yakından takip ettim ben. Evet. Murat Bey'le çok, yani, çok iyi görüşüyorduk. İnşallah Cumhur Bey geldiği yerdeki gibi aktif olur. Evet. Siyasi iradeyle kullanır. Orhan Gazi'den mevkidaşlarımız aradılar. Dediler ki Cumhur Bey çok değerli bir hocadır. Evet. Ne olur değerini bilin. Evet. Mudanya'yı da çok yakın bir zamana biraz fırsat verin, şans verin. Dizayn edecektir. Biz dediğimiz gibi yine söylüyoruz. Kişilerle işimiz yoktur ama o sayılar, uzman hekimler verilemediği, eksikler tamamlanamadığı sürece de bu sıkıntılar yaşanmaya devam edecek. Zaten en büyük sıkıntı da otorite sıkıntısı. Biraz yumuşaklıklı olduğumuz zaman giden başhekimimiz çok yumuşak bir insan. Otoriteyi sağlayamam. Ben Cumhur Bey'in bu otoriteyi sağlayacağına inanıyorum. Çünkü gelir gelmez çok iyi faaliyete geçirdi. Çağırdı. Dedi bu hastanenin bir sürü eksikleri var. Yarınları düzeltin. Ya siz hepinizi mahkemeye verin. Hummalı bir çalışma var. Evet. Bir şeye değinmek istiyorum. Bizzat takip ettiğim için söylüyorum. Gittik. Kayıtların yapıldığı yere durduk. Hastaları seyrettik. Bakın, hastalarda ben Mudanyalıyım. Mudanya'da 20 yıldır yaşıyorum. Hastaların çok azının Mudanyalı olduğunu gördüm. Osman Gazi bölgesinin Geçit, Mineli Konutlar, Emek Bölgesi, Hürriyet Bağlarbaşı'na kadar, Nilüfer'in Balat Bölgesi daha ilerilere kadar, Bursa ilçelerimizin hastaları, hepsi bizim insanımız, hepsi şifa için geliyorlar. Bu ayrı bir şey. Ama bir doktor acile verip o sıkıntı yaşatıyorsanız, o zaman bölge hastanesi niteliğinde hizmet vermesini bekliyorsanız, daha güçlü kadrolarla burayı zenginleştirip bu insanı vatandaşlığa mağdur etmemek lazım. Biliyor musunuz? Başka yerlere işte aldıkları paraların az olduğunu beğenmediler. Evet. Kadro olmayınca ne yapacaksınız? Albayım da çok iyi bile elinde takipçileri olacağım. Çok iyi oldu. Bundan sonra Mudanyalı'nın hak ettiği hizmeti alabilmesi noktasında da gerekirse tekrar bizzat takip edeceğim. Mudanyalı hakaret görmek için mi gidiyor? İnanın şu ağrı kesicilerle ilgili yaptığım kendi söylemim değildir. Bunu eczacılarla görüştüm. Nedir dedim en çok ilaçlar neler? İnsanlar nasıl hastalıklar var en çok? En çok ağrı kesici satıyoruz dedi. Niye? İnsanlar gitmekten korkuyorlar. Giderse oradaki çekeceği çileden çekiniyor. Onun için de ağrı kesici ağrısını dindirmeye çalışıyor. Bu içler açtı bir olaydı. Şimdi tabii böylesine toplumun karayan bir yanasına parmak bastığı için ve bunu gündeme getirdiği için Sayın Başkanımızdan gurur duyuyorum. Gerçekten bu hepimizin sorunu. Sağlık hepimizin sorunu. Efendim Avrupa ülkeleriyle biz kendimizi medeni ve müessir ülkeler seviyesine çıkarmayı düşünüyoruz. Ve birçok konuda da hep onlarla kendimizi mukayese ediyoruz. Ancak bugün evet belki ambulans helikopter projesiyle efendim ambulans uçak projesiyle birkaç noktada gerçekten uluslararası düzeyde bir hizmet verilmiş olabilir. Ama bu Türkiye geneline yayılmalı. Türkiye'nin her yerindeki tüm vatandaşlara eşit olarak dağıtılmalı. Bizler ve sizler burada eğer yarım saatte, 15 dakikaya burada hastaneye ulaşamıyorsanız, acil bir durumda müdahale edilemiyorsa, evet, o zaman bunu oturup sorgulamak lazım. Sadece 3-5 helikopterle, 1-2 ambulans uçağıyla Türkiye'nin sağlık problemleri çözülmüyor. Nitekim bunlara da hepimiz şahit oluyoruz ki başkanım çok güzel ifade etti. Yaşamış olduğu bir olayı da dile getirdi. Ben düşünce, fikir olarak ve şahsi kanaatim olarak bunun ben değil, hepimizin takipçisi olmalıyız. Mutlaka herkesin bu konuda yardım etmesi lazım ve bu konuyu takip edip mutlaka olumlu bir çözüme kavuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.